Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafına hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bu dersimizde JavaScript konusuna devam ediyoruz. Beşinci dersimizde switch case yapısını göreceğiz. Switch case yapısı ne işe yarar? Birden fazla seçeneği karşılaştırıp buna göre sonuçlar üretir. Biliyorsunuz if else yapısı vardı. Burada genelde bir olumlu bir olumsuz sonuç üretilirdi. Evetse ve hayırsa diye. Case yapısında ise birden fazla seçenek, daha doğrusu bir tane sonuca birden fazla seçenek, sonuç verilebilmektedir. Buna nasıl örnek verebiliriz? Mesela haftada 7 gün var. Diyelim ki bilgisayardan kişilere gün girilmesi istenebilir. Mesela günü giriniz dedik. Salı girdiler. Salı girildiğinde Salı günü herhangi bir mesaj ya da herhangi bir şey yaptırılması veya Perşembe girildi. Perşembeye göre başka bir şey yaptırılması gibi 7 tane farklı sonuca gidilebilir. Şimdi ben burada kişilere programa girip girmemelerini sordurtacağım. Switch case yapısıyla bunu evet hayır girdirterek yani E ve H harfleri girdirterek olumlu ve olumsuz olarak iki mesaj verdirteceğim. Bunu 3, 4, 5 diye de götürebiliriz. Şu an önceden gördüğümüz bir komuta ihtiyacımız var. Önce bir değişken tanımlıyoruz. A. O da komut. O komut da prompt. Prompt ne işe yarıyordu? Kullanıcıdan istediğimiz herhangi bir şeyi soru sorup onun kutucuk içerisinde yazılmasını sağlıyordu. Mesela diyeceğiz ki programa girmek ister misiniz? Dedik. Evetse büyük E ve slash küçük E. Hayırsa büyük E ve slash küçük E girilmesini istedik. Şekilde parantez içine de alıp da belirleyici yapabiliriz. Ve en son bizim kendi parantezimizi kapattık. Ve bunu bir görelim. Nasıl bir sonuç ürettik? Buradan tırnağı kapatmadığımız için sorun oldu. Şimdi çıkacaktır. Evet, tırnağı kapattık. Şimdi bakın karşımıza ne soruyor? Programa girmek ister misiniz? Evet ise E ve küçük E, hayır ise H ve küçük H girmenizi istiyor. Şu an herhangi bir şey olmayacak ama yine de E dedik. Gördüğünüz gibi bir sonuca gitmedik. Niye? Çünkü dediğim gibi switch case yapısını kullanarak sonuç üretmedik. Daha doğrusu sonuçlara göre herhangi bir şey yapmasını istemedik. Şimdi switch kullanımına geçelim. Şimdi switch yazdığımızda kullanıcıdan aldığımız girdiği şeyi nereye aktı yani aktardık değişken olarak A harfine. O yüzden A harfini yazıyoruz. Burada A'nın yerine başka bir şey de yazabilirdik. Herhangi bir kelime de yazabilirdik. O kelimeyi eğer buraya A'yı değiştirmiş olsaydım aynısını buraya da yazmış olacaktım. Yani şu an ben kullanıcıdan aldığım şeyi buraya şu an şu parantez içindeki şeyi birebir eşleştiriyorum. Ve diyorum ki şu an case diyorum. Bu arada switch dedikten sonra parantez açıyorum. Case diyorum. Yani sonuç yukarıdan girdiğimiz A'nın sonucu. Büyük E veya küçük E'si.
Evet, bu şekilde yapabiliriz. Write, yaz. Ne yaz? Programa hoş geldiniz. Çünkü bu evet evet dediğinde ne olacaktı? Seçenek olarak programa girmiş olacaktı. O yüzden bir mesaj verdirttik. Ve burada durmasını istiyoruz. O yüzden break diyoruz. Tekrar diğer case'e geçiyoruz. Bu sefer diğer case'imiz ne? H harfi ya da küçük E harfi. Ne yazsın? Yine bekleriz yazsın. Programdan çıktık çünkü bunu yazdığımızda. Yine break diyelim. Ve süslü parantezimizi açmıştık, onu kapattık. Kaydedelim, şimdi bakalım. Evet, hatamız var yine. Bir bakalım neymiş. Yapısında bir hata olabilir. Evet. Buralarda bunları string olduğu için tanımlamalarını yapıyoruz. Bu şekilde. Ve aralarına iki nokta üst üste koyuyoruz. Evet. İki nokta üst üsteleri koyduk. Burada bunlar string ifade olduğu için, harf olduğu için bunları tırnak içerisine aldık. Şimdi çalıştırırsak. Evet, şu an mesela evet diyelim. Evet dedik, tamam dedim. Evet ne dedi? Programa hoş geldiniz. Şimdi hayır diyelim. Tekrar tamam diyelim. Yine bekleriz. Büyük evet diyelim. Yine programa hoş geldiniz. Küçük hayır diyelim, büyük hayır diyelim ya da fark etmez. Evet, yine bekleriz. Şu an burada bakın. Şuraya evet yaptık. Mesela. Tekrar kaydettim. Şimdi buradan mesela E diyelim. Programa hoş geldiniz diyor. Büyük E diyelim. Evet, hiçbir şey demedi. Ne dememiz gerekiyor? Evet yazdım. Ama yalnız nasıldı? Şöyle. Bu neyi gösteriyor? İlk büyük harfi olacaktı. Evet derken küçük evet, küçük harfle başlayıp evet dediğimde olmamıştı. Küçük harfe büyük harfe aslında duyarlı. Yani buraya ne yazdıysam aynısını öbür tarafta eşleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde burada istediğimiz case bölümündeki sonuca ulaşamıyoruz. Burada mesela bir tane daha yapalım. Case'i daha iyi anlamanız için bir tane daha ekleyeceğim. Mesela diyelim ki case diyelim ki merhaba diyelim. Merhaba dediğinde biz de cevap verelim. Document merhaba. Sitemize hoş geldiniz diyelim kişiye. Merhaba dediği takdirde ve durduralım. Yani break. Şimdi kaydedelim. Evet, merhaba yazarsam karşısına kişinin merhaba sitemize hoş geldiniz çıkacak. Merhaba yazıyorum. Ve tamam diyorum. Bakalım yalnız hata yapmışız herhalde. Evet, tırnağı almadık yine. Onu tırnağı alalım. Şimdi tekrar kaydedip bakalım. Tırnağı almadığımız takdirde algılamıyor biliyorsunuz. Evet, merhaba dedik ve tamam dedik.
Evet, merhaba, sitemize hoş geldiniz bu sefer çıktı. Şu an seçenek kaça çıktı? 3'e. Küçük e dedim. Programa hoş geldiniz. Hayır dedim. Yine bekleriz. Merhaba diyorum. Tamam diyorum. Merhaba, sitemize hoş geldiniz yazısını alıyoruz. Yani şu an case yapısında 3 tane ihtimali şu an mesajla sonuçlandırdım. 4, 5, 6 diye istersem ihtimalleri ne yapabilirim? Devam ettirebilirim. Eğer ki bunların dışında bir ihtimal olacaksa o zaman default diyorum. Ve değerinde write istenen girmediniz diyelim. Bu şekilde document write'ı da bitirelim, kaydedelim. Yani hiçbir şey olmazsa, eğer ki merhaba denmezse, hayır denmezse veya diğer bir şey denmezse boş çıkmayacak. Ne diyecek? İstenenleri girmediniz diyecek. Bakın şimdi. A dedim. Ne dedi? İstenenleri girmediniz. Mesela boş bıraktım. İstenenleri girmediniz. Ama A dedim. Daha doğrusu E dedim. Ne dedi? Programa hoş geldiniz. Veya attım kafadan bir şeyler. İstenenleri girmediniz diye ne yaptım şu an? Dördüncü bir mesaj verdim. Bunu neyle yaptım? Default komutuyla. Evet, bugünkü dersimizde switch case yapısını size örneklerle anlattım. Bize 323 13 33 telefon numarasından merkez@teknokamp.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.